sağlıksız ceninlerin yerine sağlıklı olanların nasıl yetiştirileceğini araştıran, sağlıklı insanların çoğaltılması için insan ırkının ıslah edilmesi, sakat ve hasta olanların ayıklanmasını söyleyen toplumsal felsefeye öjeni denir. Öjenik görüş ilk olarak Platon ve Aristoteles tarafından düşünülmüş, hatta Spartalılar tarafından uygulanmıştı. Platon, Devlet adlı eserinde arzu edilen özelliklerin Atinalı seçkin sınıflar içinde kalmasını sağlayacak bir akıllı eşleşme sistemi tasarlamış ve erkek için 25, kadın için 20 yaşın üreme ve aristokrasinin istikrarlı şekilde çoğalması için en iyi yaşlar olduğunu savunmuştu. Platon'a göre evlilik kaldırılmalı, gerektiğinde yalnızca en zeki ve en iyi fiziksel görünüme sahip olan soyluların üremesine izin verilmeliydi. Bu doğrultuda Atina yüksek sosyetesinin geçici olarak evlenip birlikte olacağı, bir ay boyunca birlikte yaşayacağı özel olarak ayarlanmış festivaller düzenlenmesini önermişti. Etkinlikte buluşan zeki ve fiziksel olarak iyi görünümlü elit insanlar şiir, dans ve müzik eşliğinde birliktelikleri yasal olarak bozulmadan yalnızca üreme amacıyla bir araya geleceklerdi. Anne, baba, çocuk arasında ilişki yasak olsa da abla ile kardeş arasındaki ilişkiye izin verilmişti. Etkinliklerde gerçekleşecek evliliklerin sayısını hükümdar belirleyecekti. İhtiyaç doğrultusunda artırabileceği gibi dilediğinde azaltabilecekti. Diğer yandan alt sınıflara çocuk yapmayın denmiyor, bu konuda bir kısıtlama getirilmiyor, diledikleri gibi ürüyorlardı. Evlenme fırsatı ilk olarak entelektüel, yetenekli ve çekici olanları kayıracak şekilde düzenlenmiş bir çekiliş sistemi üzerinden verilecekti. Güzellik ve zarafete sahip kadınlar ile savaşta başarı göstermiş erkekler tercih edilen ilk adaylar olurken diğerleri bir eş bulamıyordu. 20 ila 40 yaş arasındaki kadınlar ile 22 ila 55 yaş aralığındaki erkeklerin gayri resmi ilişkileri yasa dışı kabul edilmişti. Platon'un oldukça ilginç tavsiyesi vardı. Bebek doğduktan sonra anneler tarafından büyütülmek için özel bir kreşte bakılmalı, aile hayatı ve tüm dikkat dağıtıcılar yasaklanmalıydı. Eğer bebek kusurluysa Platon'un tabiriyle gizli olmalıydı. Yani kusurlu bebeğin öldürülmesini üstü kapalı bir şekilde işaret etmişti. Kimilerine göre ise Platon'un işaret ettiği şey kusurlu bebeğin toplumdan uzaklaştırılması veya terk edilmesiydi. İlerleyen süreçte alt sınıflara üreme kısıtlaması getirilmemesinin sorun yaratacağını düşünmüştü. Alt sınıfların kontrolsüz üremesi onları sayıca üstün yapacak ve bir isyan gerçekleşirse az sayıda olan yönetici seçkinler için tehdit oluşturacaklardı. Bu yüzden alt sınıfa üreme kısıtlaması uygulanması gerektiğine karar verdi. Çok fazla çocuk doğuran kadınlar kürtaja, düşük yapmaya tabi tutulacak, dünyaya kusurlu gelen bebekler anında öldürülecekti. Platon sonraki Yasalar adlı çalışmasında teorisinin bazı yönlerini değiştirdi. Evlilik festivalinin pratik olmadığını, bunun yerine bilge yargıçlar tarafından düzenlenecek tek eşli ilişkileri önerdi. 25 yaş ve üstü erkekler evlilik isteklerini devlete iletecekler, fakat istekleri onaylanırsa 30 yaşından önce evlenmeleri gerekecekti. 35 yaşını doldurduğu halde evli olmayan yüksek sınıftan erkek ceza olarak her yıl 100 drahmi ödeyecekti. Yeni evlilerin en iyi çocuklara sahip olması bekleniyordu. İyi çocuklara sahip olmak ve güzel bir doğum yapmak isteyen anne adayları her gün İlithiya tapınağında dua etmeli ve evlilik tanrıçasını yatıştırmak için kutsal ayinler düzenlemeliydi. İlithiya, doğum ve gebelik tanrıçasıydı, doğumun gerçekleşeceği yerde olması gerekliydi ve doğumların iyi ya da kötü olması ona bağlıydı. Aristoteles, Plato ile benzer düşüncelere sahipti ve Politika adlı çalışmasında şunları yazmıştı. Bir bebeğin ölüme mi bırakılacağı yoksa büyütülüp yetiştirileceği mi konusunda karar vermeye gelince, sakat çocukların yaşatılmaması yasal olmalıdır. Fakat görenekler, salt nüfusun azaltılması amacıyla bebeklerin ölmeye bırakılmasını yasakladığı için çocuk yapmanın bir sınırı olmalıdır. Fakat bu düzenlemelere aykırı bir çiftleşme yapılır da kadın hamile kalırsa, o zaman cenin daha can ve duyum edinmeden önce düşürülmesi sağlanmalıdır. Burada doğru ile yanlışın ayrımı, can ve duyumun olup olmamasına bağlıdır. Öjeni örneklerinden biri Spartalılarda da görülmüştü. Öjeni ilkelerini kullanarak vatandaşlarını en güçlü savaşçı, en kurnaz devlet adamları ve en iyi rahipler haline getirmeyi amaçlamışlardı. Sparta, aristokrasinin zayıf üyelerinin üremelerini engellemişti. Spartalı gençlerin dövüşçü ve fiziksel yetenekleri test ediliyor, eğer kişi damgalanır ve aşağı olarak kabul edilirse üreme hakkı verilmiyordu. Üremeye uygun olmadığı düşünülen erkeğin kız kardeşleri de acı çeker ve çocuk sahibi olmaları yasaklanırdı. Diğer yandan en cesur Sparta askerleri ayrıcalıklara sahiptiler. Hatta soyluların eşleriyle üremelerine bile izin verilmişti. Spartalılar iyi fiziksel form ve güzelliği korumaya takıntılı olduğundan kusurlu doğan çocuklar doğumdan kısa bir süre sonra dışarı bırakılır, garip veya çirkin göründüğü düşünülen çocuklar da aynı kaderi paylaşırdı. Ayrıca kendi kanlarının yabancılar ile karışmasını kınadıkları için yabancılarla evlenmek yasaktı. Plutarchos, Spartalıların bu katı yasasını şöyle özetlemişti. Hala efor olan Lisander, Herakles soyundan gelen birinin yabancı bir kadından çocuk yapmasını yasaklayan eski bir yasaya dayanarak Leonidas hakkında bir iddianame hazırladı ve Sparta'dan ayrılıp yabancıların arasına yerleşen herkesin öldürülmesini emretti. Başka bir kaydında ise şunları yazmıştı. Ama eğer o çocuk kötü doğmuş ve deforme olmuşsa, doğanın başlangıçta sağlık ve güç yönünden yeterince donatmadığı bir yaşamın ne kendisine ne de devlete hiçbir faydası olmadığı inancıyla onu Tagetus dağının eteklerindeki uçuruma benzer bir yer olan Apothetae'ye gönderirler. Fakat bu seçim süreci ve üreme konusuna getirilen yoğun kısıtlama M.Ö. 3. yüzyılda bir nüfus krizine neden oldu. M.Ö. 480'den M.Ö. 3. yüzyılın ortalarına kadar Spartalı erkeklerin sayısı inanılmaz yüksek bir oranda azalmıştı. 4. Agis ve 3. Kleomenes sorunu çözmeye odaklanıp evlenmek isteyen adayların gereksinimlerini genişletseler de getirdikleri çözümler öjeni düşüncesinden kurtulamadı. 4. Agis'in düşen nüfusu artırma planı Sparta aristokrasisini alt sınıflar ve yabancılar ile desteklemekti. En yakışıklı erkekler ile çekici kadınlara hiyerarşide yer verildi. Bu çözüm yöntemi büyük destek topladı. Hatta inanışa göre Sparta tanrıçası Kraliçe Pasiphae ve Spartalı yasa koyucu Kral Lykurgos'tan ilahi onay almıştı. Agis ile Leonidas'ın karşılaşması sonrası Leonidas yabancı bir kadınla evlendiği için tutuklanmış, yıllar sonra M.Ö. 241'de Agis'i idam ettirip onun güzel dul eşini oğlu 3. Kleomenes ile evlenmeye zorlamıştı. Yunanlılar şekil bozukluğu ile dünyaya gelen bebekleri doğal birer olay olarak görürken Romalılar bunu canavarca doğum olarak isimlendirmiş, uğursuzluk işareti olarak görmüştü. Milattan önce 1. yüzyıl tarihçilerinden Titus Livius, olağan dışı irilikte ve cinsiyeti belirsiz olan bir bebeğin doğumu hakkında şunları yazmıştı. Erkekler tıpkı 2 yıl önce Sinuessa'da olduğu gibi Furisino'da 4 yaşında çocuk kadar iri bir bebeğin doğduğu yönündeki rapordan rahatsız oldular. Kadın mı, erkek mi olduğu belli değildi. Etruria'dan çağrılan kâhinler bunun korkunç ve iğrenç bir alamet olduğunu söylediler. Bebek Roma topraklarından çıkarılmalı, toprakla temastan uzak tutulmalı ve denizde boğulmalıydı. Onu diri diri bir sandığa koydular, denize açılıp attılar. Günümüze yaklaşacak olursak, 1865 yılında Mendel, genetiği değiştirilmiş bezelye üzerinde deney yaparak kalıtımın temel ilkelerini göstermeye çalışmıştı. Darwin'in kuzeni Francis Galton, evrim teorisinden esinlenerek 1884'te öjeni sözcüğünü yaratmış, terimin adını Yunanca doğuşta iyi, iyi doğmuş anlamlarına gelen Eogenes kelimesinden türetmişti. Yani insan doğurganlığı ve gelişimine ilişkin sorgulamalar adlı eserindeki fikirlerinden dolayı ilk olarak Galton'a atfedilen zekanın kalıtsal olarak kazanıldığı ve insanlığın yüksek ırklarının hükmetmesi gerektiği fikri birçok yönden eski Yunan öğretileri ile benzerdi. Galton'un çalışması yayınlandıktan sonra öjeni fikrine olan ilgi yükselişe geçti. Öyle ki 1904 yılında Alman biyolog Alfred Platz tarafından Irk ve Sosyal Biyoloji Arşivi adlı ilk öjeni dergisi kurulmuş, ağırlıklı olarak İskandinav ve Aryanların üstün olduğuna ve ırksal temizlik fikrine odaklanmıştı. Almanya'da Irk Temizliği Derneği, İngiltere'de Öjeni Eğitim Derneği gibi derneklerin kurulması ile 20. yüzyılın başlarında kusurlu olanın yaşamaması, toplumdan ayıklanması fikri küresel bir görüş haline gelmeye başlamıştı. Bu görüş özellikle Amerika'da büyük ilgi görmüş, Öjeni Kayıt Ofisi adlı bir birim kurularak düşük zeka, suç işleme veya alkolik olması nedeniyle yargılanan kişilerin aileleri hakkında bilgi toplamak hedeflenmişti. 1912 yılında Londra'da gerçekleşen Uluslararası Öjeni Kongresi'ne Graham Bell gibi yüzlerce bilim insanı ve Winston Churchill gibi bilindik isimler katılmış, kongrenin etkisiyle 1. Dünya Savaşı sonunda Fransa, Macaristan, Meksika, İtalya, Arjantin gibi ülkeler ile öjeni fikri daha da yayılmıştı. Dünya, aptalca şeylere şahit olmaya başlamıştı. Örneğin 1920 Amerika'sında düzenlenen yarışmalarda aileler genetik olarak en mükemmel olanın kim olduğunu kanıtlamak için yarışıyordu. Irkçı görüşleri ve beyazların üstün olduğunu düşündükleri için yarışmanın neredeyse tamamını beyaz aileler kazanıyor, madalya ve övgü dolu sözlerle ödüllendiriliyorlardı. Tatsız şeyler yaşanmaya başlamıştı. 1922'de Orta ve Latin Amerika'dan temsilcilerin katıldığı 2. Uluslararası Öjeni Kongresi'nde Güney ve Doğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin daha yüksek oranda zihinsel engelli olduğu, daha çok suç işledikleri için genetik olarak aşağı oldukları ve İskandinav ırkları için tehdit oluşturdukları fikri öne sürüldü. Öjeni fikrinin yaygınlaştığı Amerika'da akli yönden yetersiz insanların kısırlaştırılmasını öneren yasalar uygulanmaya başlamıştı. Bunun örneklerinden biri Carrie Buck vakasıydı. Bakıcı ailesinin yeğenleri tarafından hamile bırakılan kadının önüne gelenle yatan, düzelme ihtimali olmayan bir kıt akıllı olduğu gerekçesiyle kısırlaştırılması yönünde dava açılmıştı. Gayrimeşru çocuğunu dünyaya getiren kadın, mahkum olduğu sırada yasalar altında ameliyat edilerek kısırlaştırıldı. Hatta kadının mensubu olduğu ailenin üremesi istenmediği, kıt akıllı olarak mimlendiği için apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ablası haber verilmeksizin rızası olmadan kısırlaştırılmıştı. Amerika'da davayı kaybedip düşük zekalı olduğu için kısırlaştırılan binlerce insan olmuştu. Öyle ki yalnızca Indiana eyaletinde birkaç yıl içinde 2000'den fazla insan zorla kısırlaştırılmış, Kaliforniya'da 20.000'e yakın kısırlaştırma vakası yaşanmıştı. Yasayı birçok Avrupa ülkesi de yürürlüğe koymuş, İsveç'te 40 yıl içinde binlerce kadın akıl hastası oldukları gerekçesiyle kısırlaştırılmıştı. 1930 Nazi Almanyası bilim insanları ve Hitler, Amerikalılardan ilham alarak kalıtsal hastalıklı çocukları önleme yasasını yürürlüğe koyup Yahudi ve azınlıkları zorla kısırlaştırdı. Anormallik veya zeka geriliği olduğu düşünülen tüm çocuklar komite himayesinde yok ediliyordu. Sağlık çalışanları ve öğretmenler böyle çocukları rapor etmek zorundaydı, aksi halde para veya hapis cezasına çarptırılacaklardı. Kusurlu görülüp evlerinden çıkarılan çocuklara hastanede morfin, gaz veya zehir veriliyor, bazen de aç bırakılıp ölmeleri bekleniyordu. Olayların ortaya çıkmaması için ise cesetler hemen yakılıp yok ediliyordu. Maalesef Charles Darwin'in evrim teorisinin 1859'da yayınlanması hem Nazilerin Yahudi soykırımında hem de Amerika'da artmaya başlayan bir öjeni taraftarı oluşmasında rol oynamıştı. Tabii ki Darwin sağlıksız ya da sizden olmayan insanları öldürün dememişti. Ama Naziler gibi birçok grup ondan işine gelecek, zihninin derinliklerinde yatan, anlamak istedikleri anlamları çıkarmayı başarmıştı. İşte tüm bu olaylar ve yaşanan vahşetler insanların öjeni fikrinden uzaklaşmasına, bu fikrin gözden düşmesine neden olmuştu. Çünkü yetersiz insanlar üremesin fikri, kimilerinin elinde adeta ırkçılık ve istenmeyen grupların yok edilmesi için kullanılan bir silaha dönüşmüştü. Tabii genetiğin kurucusu William Bateson gibi kimi bilim insanlarının bu uygulamalara karşı çıkışının da çöküşünde büyük etkisi olmuştu. Şahsi görüşüm, tabii ki zihinsel engelli veya genlerinde ciddi kalıtsal sorunlar olan kişiler ürememeli. Çünkü ürediklerinde dünyaya getirecekleri çocuklar bundan etkilenecektir. Yani kasıtlı olarak, bilerek zihinsel veya bedensel engeli olan bireyler dünyaya getirilmiş olur. Diğer yandan günümüz şartlarına, toplumlara, telefonunu çıkar bakayım diyen dayılara, pazara gittim hiçbir şey alamadım diyen ve pahalılığın suçunu bile muhalefette arayan kadınlara, ağzında bir tane diş kalmamış ve dişlerini yaptıramamış, 10 yıldır giydiği gömleğiyle hukuksuzluğu savunan sarı bıyıklı dayılara baktığımda şunu düşünüyorum. Zihinsel rahatsızlığa veya bedensel deformasyonlara neden olacak genetik sorunları olmasa bile her insan belli bir yaşa geldiğinde psikoloji ve IQ testlerine sokulmalı, sağlıklı düşünemeyen, ruhsal problemli ve düşük IQ'lu kişilerin de çocuk sahibi olmasına izin verilmemeli.